Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli bir lif modeli göstereceğim. Bu modelim çok güzel bir model. Herkesin yapabileceği, yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. İpim lif ipi, tığım 0 numara. Siz de yaparken iki nolu tığ da olabilir, sıfır olabilir. Hangisiyle eliniz daha yatkınsa onu kullanabilirsiniz. Bu lifimin örneğine başlarken fıstıkla başlıyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekip 3 zincir boyunda lif yapıyorum. Fıstık yapıyorum. Üç kez topluyorum, bir zincir çekiyorum, kapattım, bir, iki, tekrar üç zincir çekip üç zincir boyunda fıstığımı yapıyorum. Topladım, yine bir, 2, 3 zincir çektim. İki, üç kez. Topladım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Kısa bir model göstereceğim ben arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane fıstık var arkadaşlar. Yani 21 tane, boyuna da 21 tane fıstık yapıyorum. Kare şeklinde bir lifimiz oluyor. Etrafında da bildiğiniz bir oyayı yapabilirsiniz. Bu lif kare olacak arkadaşlar. Çok büyük olduğu için bunun üstünde göstermiyorum. Küçük bir parça yapacağım şu kadar. Siz de istediğiniz ebatta ve boyda yapabilirsiniz. Bu rengarenk de yapabilirsiniz bu lifi. Mor, kırmızı, araya sürekli beyaz koyarak değişik renklerde elinizde olan renkleri kullanarak güzel lifler çıkarabilirsiniz. Zaman zaman hepimizin elinde kalmış renklerimiz olabiliyor. Böyle bir parça yapayım arkadaşlar. Üç zincirimi çektim. Hemen bu fıstığımın bu dibindeki yere 3 tane 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. 3 kez. Zincir çekmeden hemen yanına geç. Yanındaki fıstığın dibine batıyorum. Birinci sıramız fıstık. İkinci sıramızda böyle dörtlü olarak, bakın zincir çekmiyorum, hemen dibine
1, 2, 3 kez, 3 defada çekilecek 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3, 4 tane trabzan. Yine ipimin üstünü alıyorum. Evet, 3 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Şimdi şuraya 1, 2, 3 ve 4. 4 taneyi bir arada çekiyorum. Çektim. Bu bizim 3. sıramız oluyor. 1, 2, 3. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü fıstığımı yaptım. Ve buradaki 4 tane trabzanın birincisine giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini birlikte topluyorum. 2 fıstık olmuş oluyor. Tekrar 2, 3 ve 4. Bu fıstığımı kapatmıyorum. Yandaki dörtlü trabzanın tepelerine basarak, batarak 1, 2, 3 ve 4. Topluyorum bunu tekrar. Bir zincir. Yine bir fıstık yapıyorum. Bir, iki,
3 ve 4. Topluyorum. 1, 2 ve 3. Yine tek olarak şuraya 1, 2, 3 ve 4. Evet, şimdi ikinci rengime geçeceğim. Şimdi ikinci rengime geçerken yine burada 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Araya zincir çekmeden devam ediyorum. Beyazla yaptığım aynı işlemi tekrar morla devam ediyorum. Hepiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok yumuşak, kullanışlı bir lif modeli. Hep birlikte yapalım. Dört tane trabzan yaparak şu kısmıya devam ediyorum şu anda. Sıramın sonuna geliyorum. Ben sürekli parmağıma dolayarak yapıyorum arkadaşlar. Herhalde bu şekilde alıştım.
sarmak zorunda kalıyorum. Biraz zaman alıyor. Dört kez. Dört kez, üç kez çekiyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve dört tane trabzan. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir, iki, iki. Bir, iki, iki. Bir, iki, iki. Bir, iki, üç zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bir, her trabzanın başına girerek bir tane fıstık yapıyorum. Bak, trabzanın başına 3 ve 4. Böyle çekiyorum, topluyorum. Başına bir trabzan, bir fıstık yapıyorum. O fıstığı kapatmıyorum. Fıstığı kapatmıyorum ve geliyorum hemen yanına. Bir, iki, üç ve dört. Hepsini birlikte topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir, iki. Şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar buradaki işlemin aynısını buraya yapıyorum. Daha sonra tekrar beyazı üzerine geçerek devam ediyorum. Anlaşılmıştır inşallah. Boyunu, ebadını kendiniz ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Buraya da kenarlarını da istediğiniz oyadan yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.